Köşe yazılarını okumaya devam ediyoruz. Zaman gazetesi yazarlarından Mustafa Edip Yılmaz'ın yazısı var sırada. Canlı bomba olsa hukuktan yararlanırdık. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi dahi var demişti Başbakan Davutoğlu. 12 Ekim'de NTV'de katıldığı televizyon programında. Daha agresif önleyici tedbirler neden düşünülmedi sorusunuysa şu sözlerle cevaplıyordu. Biliyorsunuz bu bir eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Türkiye demokratik bir hukuk devleti. Canlı bombalara hukuk var. Tamam. Ya fikrini satmayan basın kuruluşları ve gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proje olduklarını itiraf ettiği sulh ceza hakimliklerinden biri, Ankara'da bulunduğu için yetkisiz oluşunu dahi umursamadan İstanbul'daki iki televizyon, bir radyo kanalı ve iki gazete için kayyum atama kararı vermiş. Bunu yaparken de Twitter'da sağa sola küfürler eden bir iktidar yandaşının daralarında olduğu bilir kişilerin raporunu dayana kalmış. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen isimleri Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmayan ve bu nedenle de yetkisiz olan, tarafsız olmaları gerekirken de tamamı bilinen AK Parti destekçileri arasından seçilen kişiler kayyum olarak gelip bu şirketlere polis zoruyla el koymuş. Bu apaçık ticari gaspı dayatmakla görevlendirilen ve gayri insani tavırlarından da yine özenle seçildikleri anlaşılan yüzlerce polis, medya grubunun şehrin göbeğindeki genel merkezine insanlara su ve göz yaşartıcı gaz sıkıp kapıları kırarak girmiş. Anayasaya aykırı olmasını aldırmadan önce bir bir kameraların kablolarını, sonra da toptan yayınların fişini çekmiş. Ekranlar tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayın sırasında kararmış. Bu sırada gazeteciler tartaklanmış, ters kelepçelenip gözaltına alınarak parmaklıklar arkasına atılmış. Avuçlarının içinde tuttukları sarı basın kartlarına bulaşmış alkanları. Sonra dün gelmiş kayyum beyefendi el koydukları gazeteye kendisine Haber bizim namusumuzdur, bağımsızlığımız ne olacak diye soran gazetecileri tek tek işten atmış. Polise de talimat vermiş amirleriymiş gibi. Al bunları al. Demokratik bir hukuk devleti mi şimdi sizce yaşadığımız Türkiye? Fotoğraf ve görüntüleri yalnız Türkiye'de bizler değil, dünyanın dört bir yanında gördü insanlar. Dakika dakika yayınladı televizyonlar, gazeteler birinci sayfalarına taşıdı. O çarpıcı fotoğrafların birinde kendisinden hayli irici iki polisin garga tulumba gözaltına aldığı görülüyor gazeteci Kamil Maman'ı. Önceki geceyi nezarethanede geçirdikten sonra dün adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında şöyle diyordu acı acı yutkunarak. 9 yıl çocuk esirgeme kurumunda kaldım. Beni devlet büyüttü. İnsanların vergileriyle büyüdüm ve okudum, gazeteci oldum insanlara bir şeyler verebilmek için. Böyle bir ülke, böyle bir devlet hayal etmemiştim. IŞİD'in Türkiye lideri olduğu iddia edilen Halis Bayancuk'un bundan 3 ay evvel gözaltına alınarak adliyeye getirilişi geliyor insanın aklına. Bırakın ellerine kelepçe vurulmasını tek bir polis dahi koluna girmemişti o an Bayancuk'un. Boynunu sıkıp iki büklüm götürdüler mamanı polis aracına oysa. Biz gazeteciler itilip kakılıyor, bir cani gibi derdest edilip fikirlerimizden ötürü yargılanıyor, zindanlara atılıyoruz. İşte Hidayet Karaca, Mehmet Baransu ve Gültekin Avcı'nın durumu. Aylardır mahrum bırakılıyorlar özgürlüklerinden. Hasan Cemal, Ekrem Dumanlı, Can Dündar, Sedef Kabaş, Bülent Keneş ve daha niceleri yargılandığı yargılanıyor. Ahmet Hakan'ın kaburgaları kırıldı evinin önünde. Saldırganlar biri hariç salı verildi. Dayağın arkasındaki reise ise ulaşılamadı nedense. İş yerlerimizi polisler ve şehir eşkıyaları basıyor, yayınlarımız engelleniyor bir yandan. İşte geçtiğimiz bir yıl zarfında zaman, samanyolu, cumhuriyet ve hürriyetin başına gelenler ve işte bugün İpek medya iştiraki basın kuruluşlarına reva görülen zulüm. Yıl 2015, hukuktan yararlanmak için canlı bomba, devletten nezaket görmek için de IŞİD'ci mi olmak gerekiyor bu memlekette artık? Ne can, ne mal güvenliği kalmış işini yapan dürüst insanların. Dağ başında gibiyiz, keyfilik hüküm sürüyor resmen. Hava puslu mu puslu, çakallara kaldı meydan. Daha ne olsun, basın kartlarımızın kokusu bile kandan. Bu mu şimdi vaat ettiğiniz yeni Türkiye? ve ey geçici iktidar sahipleri ne kötü bir miras bırakıyorsunuz siz öyle diyor Mustafa Edip Yılmaz Zaman gazetesindeki yazısında